Sürprizlerle dolu, heyecan dolu etkinlik devam ediyor. Çok özel konuklarım olacağını söylemiştim. Yanımızda idari ve mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bey var. Abdurrahman Bey, siber güvenlik önemini giderek artırıyor. Bireylerden, kurumlardan, ülkelerden inanılmaz bir talep var. Peki bu talebe karşılık vermek nasıl mümkün oluyor? Bu konuda deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz? Ee, Hakkı Bey, çok önemli bir soru sordunuz aslında. Dünya için önemli olan bir soru bu. Zira e, Gartner'ın yapmış olduğu bir araştırma sonucunda 2016-2019 yılları arasında e, siber güvenlik uzmanı ihtiyacı %700 oranında artmış durumda. T tüm dünya için söylüyorum bunu. Bu arada bunlar böyle e, bilinen, fark edilen olaylara çözüm geliştirsin. Bir tabii, de daha hiç fark olarak. edilmeyen, bilinmeyen olaylar var. Tabii tabii. Yani bunun yanı sıra Forbes'in araştırmasında da ee, tüm global dünya içerisinde önümüzdeki yıldan itibaren tüm şirketlerin e, süper güvenlik pozisyonları oluşacak. Bu e, demek ki e, iş bulmayla alakalı süper güvenlik uzmanlarımızın artık hiçbir sorunu olmayacak. Bu araştırmada yine bunun yüzde sıfır olacağını yani işsizlik oranının yüzde sıfır olacağına dair bir öngörü var Forbes'in araştırmasına göre. E, bu kapsamda ülkemizde de biliyorsunuz e, değişik çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi içerisinde e, Siber Güvenlik Direktörlüğü kuruldu biliyorsunuz siz de. E, aynı zamanda e, İstanbul Teknopark'ta yine Cumhurbaşkanlığı e, Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve e, siber, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin birlikte oluşturduğu bir e, yapı oluşturdu İstanbul Teknopark'ta. Ben size bir anımı anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir kişi bize iş başvurusunda bulundu. İşte yönettiğim şifreli itneti. E. dedi ki ben siber güvenlik uzmanıyım. Dedim ne yapabiliriz seninle? Dedi ki ben güvenlik açıklarını tespit edip e, zararlı... kişiler ulaşmadan ben tespit etmek istiyorum. Daha önce yaptığım işler de bu. Biz dedik ki peki bizden ne istiyorsun yani... sunucuya erişim hakkı mı istiyorsun anlamaya çalışıyoruz. Hı. Ben dedi sunucuya erişim hakkı istemiyorum zaten benim işim bu. Hiçbir şekilde erişmek istemiyorum ben dışarıdan erişmeye çalışacağım bulduğum açıkları sizlere söyleyeceğim. ...siz de bunları kapatacaksınız... ...sonra da bana para ödeyeceksiniz dedi... ...altıncı e, ayımız. Evet, ne kadar, 6. Ne kadar renkli bir iş oldu... ...burada da belli oldu. Evet, böyle çok olanı. kıymetli bir iş bizim için... ...ve e, daha da uzun yıllar çalışacağız... ...yani böyle bir fırsat var... İnsan kaynaklarını e, yöneten... ...ve bu işin idari işlerinden de... ...sorumlu olan bir kişi olarak... ...gençler için nasıl bir potansiyel var sizce burada? Biraz önce verdiğim rakamlar... ...gençlerimizi heyecanlandırması evet. lazım açıkçası... ...diyorum ya tüm... Büyük kurumsal şirketlerin bu alanda istihdam sağlayacağı gerçeği kaldı ki bu sektörün maddi imkanlarının da çok iyi olduğu bir gerçek. Gençlerimizde bu alana dönük zaten ciddi anlamda bir eğilim var. Şu son dönemde özellikle. İlginç olan çok farklı kategoride uzmanlık alanı farklı olan insanlar da artık siber güvenlikle ilgili yeni araştırma eğilimi içerisindeler. Onlar da bu potansiyeli demek ki görmüşler diye düşünüyorum. Türkiye de bu konuda dünyayla yarışır halde. Şu anda yani insan kaynaklarının tedariği konusunda bu alanla ilgili dünyada ciddi anlamda yapılanmalar, çalışmalar var. Türkiye'de bunun neresinde diye sorarsanız Avrupa ve Amerika'nın biraz gerisinde ama çok hızlı ilerliyoruz. Bu alanda da bir STM olarak zaman zaman çok spesifik pozisyonları kapatmayla ilgili zorluklar yaşıyoruz ama çok kısa süre içerisinde de bunu ...gençlerimizin bu tarafa daha fazla e, teveccüh göstererek bunu tamamlayabileceğimizi de düşünüyoruz. Bir de şirketlerin e, yönetici pozisyondaki kişilerin bakış açıları da önemli. Yani gerçekten acaba böyle bir birime ya da böyle bir insan kaynağına ihtiyacımız var mı? Zaten işler devam ediyor. Yani bu kafada olan çok sayıda şirket yöneticisi var. İdari pozisyonda olan kişi var. Evet. Siz o seviyedeki yöneticilere ne tavsiye edersiniz? Çünkü... Tamam şu ana kadar herhangi bir sıkıntı bela başa gelmemiş olabilir ama bu böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Onlara ne önerirsiniz? Ya, güvenlik artık dünyanın kaçınılmaz gerçeği. Yani e, bu alanla alakalı diyorum ya tüm kurumlar artık dünyanın dijitalleştiği bir dönemde bu işin olmaması ya da göz ardı edilmesi, sonraya ertelenmesi diye bir şey söz konusu değil. E, ben bu işin iki yönüyle hem istihdam yönüyle hem e, güvenlik hizmetleriyle ilgili ürün satışı olan bir şirket olarak arkadaşların yani bu tip yöneticilerin bir an önce bu konuda kendi taraflarında aksiyon almalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada bizim genç arkadaşlarımızın şu anda bizi izleyen genç arkadaşların sanki durumları yani kendine as yetenekler var, Türk gençliğinin sanki Siber güvenlik için böyle çok uygun bir şart ülkemizde mevcut gibi geldi bana. Fazlasıyla fazlasıyla uygun şartlar var. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin bu tip ihtiyaçları ön planda oluyor. Türkiye'nin son durumda, son dönemde zaten ülke olarak gelişmesi dışarıdan çok hoş karşılanmadığı için bu tip güvenlik tedbirlerinin artırılmasına özellikle ihtiyacımız var. Çok farklı bir alan, şunu söyleyebilirim. Kendi şirketimiz içerisinde alan farklı alanda olup bu alanda ihtisas sahibi olmuş çalışanlarımız var bizim. Örneğin bir tane tiyatro mezunu çalışanımız var. Öyle mi? Ama ya? yani o kadar alanında uzman bir arkadaş ki eş zamanlı bu işi de kendi tarafında geliştirmiş ve şu anda bizim göz gözbebeğimiz diyebileceğimiz çok da genç bir arkadaşımız. Tiyatro dediniz mesela onun uzmanlık alanı rol. Şimdi rol kelimesini de siber güvenlikte de çok önemli bir evet, e, evet. Kavram. kavram. Rol atıyorsunuz mesela işte bu yönetici bu iletişim yöneticisi bu içerik üreticisi gibi. Acaba o tiyatrodan mezun olan kişi oradaki segmentleri görünce ne düşünüyor? Onu da çok merak i̇lginç, ettik. Evet çok ilginç bir Ben durum çok oldu. teşekkür ederim ben, ben de. çok bilgiler teşekkür için ediyorum. Çok önemli çok bir oldum. konuydu. İşin idari boyutu, sonra bu işe bütçe ayırma, yani mali işler boyutu çok bizim için önemliydi. Siz de uzun yıllardır bu işe e, emek veren, gönül veren birisi olarak konuğumuz oldunuz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarışma tüm hızıyla devam ederken biz yine burada olacağız. Bu arada ekranın altında ipucu olacak. Bu ipucunu not etmeyi unutmayın. En fazla ipucunu not eden tabii ki harikada bir hediye sahibi olacak. Bir sonraki konumla yeniden ekranlarınızda olacağız.